Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Manisa'daydı. Yunkdağlılar 7. Kültür ve Turizm Festivali'ne katıldı. Etkinlikte ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından 10. Yıl Marşı okundu. Arınç kürsüye davet edildi. Sözlerine sitem ederek başladı. Buraya katılamayan, gelemeyen milletvekili veya bir başka arkadaşımızın ismiyle beraber mesajı da okunuyor. Buna gerek yok. Gelemeyenlere ismen teşekkür edilir. Ama doğrusu şudur. Önce buraya gelen milletvekillerimizin isimlerini okuyup onlara teşekkür etmek lazım. Bülent Arınç'ın başka bir eleştirisi daha vardı. Programın 10. yıl marşı yerine mehter marşı ile başlaması daha anlamlı olurdu dedi. Değerli dostlar, burada mehter takımımız da vardı. Tabii mehteri son sıralara yazmışlar. Yani 10. yıl marşı ile bu toplantıya başlamak yerine mehter marşı ile başlasak daha da anlamlı olurdu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ardından Akhisar ilçesinde 56 hafızın icazet törenine de katıldı. Arınç zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Vefat eden oğlunun burada yetiştiğini söyledi. Onlar da bir hafız evlatları olduğu için ne kadar iptal etseler azdır. Cenab-ı Hak onlara en büyük rütbeleri ve nimetleri vermiş. Buna şükretsinler. Ve hamdolsun ki benim rahmetli oğlum da bu güzel ocakta yetişmiş. Hem hafızlığında hem de okullara hazırlanma noktasında ona çok hizmeti oldu. Evlatları Abdullah Bey ve bütün hocalarımızla birlikte. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız.